Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. LGS sınavı açıklandı, artık tercih sürecine geldik. Öğrencilerimiz yavaş yavaş tercih yapmaya başlayacaklar. Tabii ki bu konuda bazı soru işaretleri var akıllarında öğrencilerimizin. İşte biz de bu videoda öğrencilerimizin akıllarındaki soru işaretleri yavaş yavaş gidermeye çalışacağız. Bu videonun içerisinde tercih süreciyle alakalı kafanızda soru oluşturan, soru işareti oluşturan tüm noktalara değinmeye çalışacağım. Yerel yerleştirmelerden tutun, tercihleri onaylatmak gerekiyor mu? Yüzdelik dilimlere kadar her şeyden bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Yani bu videoyu izledikten sonra tercih süreciyle ilgili sorunlarınız kalmayacak. Sonrasında da zaten yorumlar bölümüne yazarsanız ben elimden geldiği kadar sizlere cevaplamaya çalışacağım. Bundan sonra da bu tarz videolarımız tercih sürecinde devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Sevgili arkadaşlar, öncelikle tercih tarihiyle başlayalım. Bakanlık tercihlerle ilgili merak edilen tüm bölümlerle ilgili bir görsel yayınladı arkadaşlar. Oradan yararlanarak, yorumlamalar yaparak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Burada tercih tarihiniz kesinlikle bilmeniz gereken bir tarih arkadaşlar. Tercihlerinizi 5-16 Temmuz tarihleri arasında saat 17'ye kadar e-okul sistemi üzerinden e-okul meb.gov.tr veya herhangi bir ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu ya da müdürlükler üzerinden velilerinizle birlikte başvurarak yapabileceksiniz. Peki tercihlerle ilgili bilgilendirmeler olacak mı? Arkadaşlar, tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler meb.gov.tr üzerinden ya da e-okul meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. Velinizin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etmesi gerekiyor. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesini gün aşırı takip ederseniz bakanlığın duyurularını takip edebilirsiniz. Zaten bu süreçte olabildiğince biz de sizlere bu kanallar aracılığıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki tercih yaptınız, tercihlerinizi onaylatmanız gerekiyor mu? Arkadaşlar, tercihleriniz okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Ancak velinizin ilgili okul, ortaokul müdürlüğüne başvurup tercih bilgilerinizi imzalaması gerekir. Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinizin iki nüsha çıktısı okul müdürlüklerince alınıp velinize imzalatıldıktan sonra bir nüshası okulda saklanacak, diğer nüsha babanızda, annenizde, velinizde, yani sizde bulunacak. Veliniz düzeltme veya iptal işlemi için tercih süreleri için okul müdürlüğüne başvurabilecek. Okul müdürlüklerine gideceksiniz. Onaylatma işlemleri orada olacak. Tercih kağıdınızın bir nüshası okulda, bir nüshası da size verilmiş olacak. Şimdi gelelim sizi ilgilendiren en önemli bölüme. Arkadaşlar, burayı lütfen pür dikkat dinleyin. Arkadaşlar, kaç grupta tercih yapabilirsiniz? Merkezi sınava girdiyseniz, yani LGS'ye girdiyseniz, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilirsiniz. Yani bakın, LGS ile alan, puan türüyle alan okullara tercih yapabilirsiniz. Yerel yerleştirmeli, karne notuyla alan okullara tercih yapabilirsiniz ve pansiyonu, yurdu bulunan okullara tercih yapabilirsiniz. Ama LGS'ye girmediyseniz, hocam ben LGS'ye girmedim, ne yapacağım? LGS'ye girmediyseniz sadece yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ve pansiyonlu okullara tercih yapabileceksiniz. Merkezi yerleştirme, yani LGS'ye göre merkezi yerleştirmede hangi kriterler göz önünde bulundurulacak? Bu da merak edilen bir konu. Arkadaşlar, merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, merkezi sınav puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Merkezi sınav puanının eğer eşitliği halinde, diyelim ki sınav puanınız bir kişiyle hemen hemen aynı geldi, İkiniz de aynı okulu istiyorsunuz, o zaman ne olacak? O zaman da okul başarı puanı ilk sırada bakılacak şey. Sonrasında 8. sınıftaki yıl sonu başarı puanı. Eğer o da eşitse 7. sınıftaki yıl sonu başarı puanı. O da eşitse 6. sınıftaki yıl sonu başarı puanı. O da eşitse, artık o kadar olmaz ama, o da eşitse tercih önceliği. Diyelim ki sen puanlarınız aynı, 1. sıraya yazdın, o 3. yazdı. Sen yerleşirsin 1'e yazdığın için. O da eşitse, hadi ikiniz de 1. sıraya yazdınız, artık öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olan. Tabi durum o 6. noktaya kadar kalmaz ama o iş artık zaten puanda biter. Puanda bitmezse 1. kriterde biter. Yani 8'in okul başarı puanında biter. Buna göre tercihler dikkate alınarak tercihlerde yerleştirmeler yapılacak.
Şimdi öğrencilerimizin merak ettiği bir diğer konu kaç tercih yapabileceğim? Arkadaşlar merkezi sınav puanına göre öğrenci alan okullardan kaç tercih yapabilirim? Merkezi sınava girdiyseniz, yerel yerleştirme kayıt işlemini tamamladıktan sonra yani LGS'ye girdiyseniz arkadaşlar merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul tercih yapabileceksiniz. 10 tane tercih hakkınız bulunuyor. Pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 tercih olmak üzere burada tabii yerel yerleştirmeyi de katıyoruz işin içine. Toplam 20 tane okul tercih olacak. 5 tane de yerel yerleştirme. Yani LGS ile alan, merkezi sınavla alan okullardan 10 tane tercih yapabileceksiniz. Bakanlığın bir diğer kriteri arkadaşlar, merkezi yerleştirmede tercih yapabilmek için yerel tercih yapmam gerekiyor mu? Arkadaşlar bu sorunun cevabı evet. Çünkü merkezi sınavla yerleşememe ihtimaline karşı bakanlık her öğrencinin yerel tercih yapmasını da istiyor. Yani LGS puanı dışında öğrenci alan okullardan da tercih yapmasını istiyor. Hemen okuyalım detayları. Merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilmeniz için öncelikle yerel yerleştirme tercihi yapmanız gerekiyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapmazsanız merkezi sınavlı öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranınız açılmayacak. Zaten önce yerel yerleştirme yapılıyor. Sonra o bölümü geçtikten sonra artık LGS ile yerleşmek istiyorsanız o okullar ekranı açılıyor. O yüzden yerel yerleştirme yapmak zorundasınız. Peki merkezi yerleştirme nedir? Sabahtan beri videoda bundan bahsediyorum. Merkezi yerleştirme nedir? Bakalım. Arkadaşlar merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir. Yani LGS'ye girdiyseniz puanla alan okullar var ya işte merkezi yerleştirme dediğimiz olay bu. Peki yerel yerleştirme ne? Bir de bunu anlatalım arkadaşlarımıza. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirme işlemidir. Yani bakın arkadaşlar yerel yerleştirmede LGS puanının bir etkisi yok. Burada etkili olan şeyler okul başarı puanı ve bulunduğunuz ikamet. İkamete göre tercih yapılıyor yerel yerleştirmelerde. Peki tercih grupları arasında yerleştirme önceliği nasıl? Bunu da merak ediyor olabilirsiniz. Arkadaşlar yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihlerinizden birine yerleşmeniz durumunda yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleriniz dikkate alınmayacak. Yani LGS ile yerleştirilebilecek bir okula yerleştiyseniz yerel yerleştirme okuluna yerleşmeyeceksiniz zaten. Onlar artık pasif kalacak. Onlar aktif olmayacak. Yerel yerleştirme tercihinizle bir okula yerleşmeniz durumunda da pansiyonlu bir okul tercihiniz dikkate alınmayacak. Öncelik sırası bu arkadaşlar. Önce merkezi okul. Eğer merkezi okul tercihi yapıp yerleştiyseniz diğer ikisi boşa çıkacak. Ama merkezi okula yerleşemeyip yerel yerleştirmeyle yerleştiyseniz bu sefer pansiyonlu okul tercih ettiyseniz bu sefer o boşa çıkacak. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gelelim çok önemli bir noktaya. Sınav bazı öğrencilerimiz için sıkıntılı geçti, zor geçti ve puan olarak, yüzdelik olarak biraz bu öğrencilerimiz aşağıda kaldılar. Bu öğrencilerimiz yerel yerleştirme ile yerleşecek. Peki nedir bu yerel yerleştirme? Biraz önce anlattım. Bu yerel yerleştirme okullarında LGS puanına bakılmıyor. Burada bazı kriterler var. İşte hangi kriterlere göre yerleştirme yapılacak? İşte bunları sizlere anlatayım arkadaşlar. Ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara yerel yerleştirme işlemleri sırasıyla, bakın dikkat edin, sırasıyla bu sıraya göre yapılacak. 1. İkamet adresiniz, yani bulunduğunuz yere en yakın okullardan bir tanesi. 2. Okul başarı puanınızın üstünlüğü. Buna dikkat edilecek. Arkadaşlar iki kriter var. 1. İkamet yeri, ikamet adresiniz. 2. Okul başarı puanınız. İşte buna göre yerleştirme yapılacak. Eğer değerlendirmelerde eşitlik olması halinde 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerel yerleştirmeler yapılacak. Gelelim bir diğer noktaya. Yerel yerleştirmelerde kaç tercih yapabileceksiniz? Arkadaşlar en fazla yerel yerleştirmede 5 tercih yapabileceksiniz. Bunların tercihlerinizin ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek zorundasınız. Bir kayıt alanı var, bir de kayıt dışı var. Örnek veriyorum, atıyorum Yozgat'ta oturuyorsunuz. Ben Yozgat'ta olduğum için hep bu örneği veriyorum ama
Yozgat'ta oturuyorsanız 3 tane kayıt alanı yani size yakın, 3 tane de dışarıdan seçebilirsiniz. Mahalle dışından, başka yerlerden seçebilirsiniz. Buna dikkat edeceksiniz. Tabii sizi bu durumlarda zaten okullarınız yönlendirecek. Aynı okul türünden, bakın burası çok önemli, çok dikkat edin. Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi en fazla 3 okul tercih edebileceksiniz. Yani ben hocam 5 tercihimin 5'ini de Anadolu Lisesi yazmak istiyorum diyemezsiniz. Çünkü buna bakanlık müsaade etmiyor. Diyelim ki ben Anadolu yazacağım. 3 tane Anadolu yazabilirsin. Atıyorum 2 tane İmam Hatip yazabilirsin. Ya da 2 tane Mesleki Teknik Lisesi ya da Mesleki Anadolu Lisesi. Bunları yazabilirsin. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hocam ben ne yerelle gitmek istiyorum ne de LGS'yle gitmek istiyorum. Benim durumum iyi. Ben özel okula gitmek istiyorum. Özel liseye gitmek istiyorum diyenler de tarih aralığı olarak arkadaşlar şu an dikkat edin. 30 Haziran 16 Temmuz tarihleri arasında özel okul kayıtlarını yaptırabilecekler. Buna da dikkat edebilirsiniz. Gelelim artık son noktalara. Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak ve boş kalan kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Merak edilen konulardan bir tanesi de bu. Arkadaşlar yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 26 Temmuz 2021 tarihinde mebgov.tr adresinde ilan edilecek. Öğrenciler kimlik numaralarıyla ve doğum tarihleri sonuçlarına ulaşabilecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi ya da yerleştirme belgesi gönderilmeyecek. Evet arkadaşlar bugün genel anlamıyla bakanlığın tercih sürecinde nelere dikkat ettiğini, tercih süreciyle ilgili aklınıza takılabilecek tüm noktaları bu videoda sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yorum bölümünde anlamadığınız noktalar varsa yazabilirsiniz ya da arkadaşlarınızla bu durumları görüşebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Merak edilen soruları yazabilirsiniz. Bilgili arkadaşlarımız da cevap verecektir. Ben de olabildiğince cevap vermeye çalışacağım. Bundan sonra da tercih sürecinizde her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.